Biraz yakın geçmişe götüreyim sizi. Bir zamanların efsane dizisi bu güzel ekranda, ATV ekranında karşınıza geliyordu. Hasan Kaçan'ın yazdığı, yanlış hatırlamıyorsam, bir diziydi. Ekmek Teknesi. Rahmetli Savaş Dinçel başrolde döktürüyordu hakikaten. Kuzguncuk'ta çekiliyordu dizi. Hepimizi televizyona kilitliyordu. Çok güzel bir oyuncu kadrosu vardı. Yani Peker'den, Peker Açıkalın'dan tutun, Kadir Çöpdemirler filan müthişti. Şimdi orada Bican karakterini hatırlayacaksınız. Bakın burada. Daha doğrusu asıl Ekmek Teknesi'ndeki o genç görünümüyle, daha genç görünümüyle Bican karakterine hayat veren Kerim Yağcı. Aslında konservatuvar müzik bölümü mezunu Kerim. Bağlama çalıyor, türkü söylüyor. Bunu çok seviyor. Altay Altuğ Kerim'i buldu, Kerim Bağcı. Onunla bir röportaj yaptı. Hem Ekmek Teknesi'ni, hem bugünü, hem elbette tabii ki türküleri konuştu. Birbirinden ünlü usta oyuncuları müziği ve senaryodaki samimiyetiyle yayınlandığı yıllara damga vuran efsane dizi Ekmek Teknesi. O iş bu işin tabiatına aittir evladım. Çok teşekkür ederim Nusrettin amca. Bu güzel hikaye için. Bizleri özlediğimiz yıllara götüren o efsane dizinin kuşkusuz en sevilen karakterlerinden biri de Kerim Yağcı oldu. Ben çok şanslıymışım. Şimdiye bakıyorum. İyi ki diyorum yani. İyi ki. Ne yapıyorsun lan sen burada? He? Hakikaten sen ne yapıyorsun burada lan Korkut abi? Ekmek Teknesi'yle yıldızı parlayan başarılı oyuncu, aynı zamanda çok da iyi bir müzisyen. Tam bir türkü aşığı olan Kerim Yağcı'nın şimdiki Ekmek Teknesi ise müzik. Sular apardı bizi. Kör olasın Sultan Suzi. Suzan Suzi ziyaret çarptı. Çünkü ben türkülerle büyüdüm. Türküler bu toprakların kimliği. Ekmek Teknesi'nin Bican'ı, daha dizi yayınlanırken onun müzikle içli dışlı olduğu belliydi bile. Ve o bu hayalinden vazgeçmedi. Eğitimini de bu yönde kullandı. Üniversitesini okudu. Şimdi ise Kerim Yağcı oyunculuğun yanı sıra işte bu şekilde eline bağlamayı alıyor ve türküler söylüyor. O aynı zamanda türküleri yaşıyor da. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah, hey. Türkiye sizi Ekmek Teknesi'nde tanıdı Bican karakteriyle. Benim dizilerde bağlama çalıp türkü söyleme performansım aslında orada başladı. Kırklar dağının gözü ziyaret çarptı. Konservatuara girmek istedim, oyunculuk için girmek istemedim ama. Müzik. Hep aklımın ve kalbimin köşesinde müzik vardı. Zahiden kurbanım oyoy. N'olacak halim. Kerim Yağcı bağlamayla türkü söylediği anları videoya kaydediyor ve sonrasında o videoyu işte bu şekilde düzenliyor. Ardından da YouTube kanalından sevenleriyle buluşturuyor. Sosyal medya için ürettiğim bütün işlerin, içeriklerin hepsini burada yapıyorum. İşte halk türkülerine en sade haliyle yorumlamaya çalışıyorum. Bu da benim yorumum, benim avazım. Milyonlarca kez izlenen videolarınız var, şarkılarınız var dinlenen. Hiçbir zaman nicelik benim için önemli olmadı, nitelik önemli oldu. Günahım boynuna, işte ben öldüm. Sinema taşlara yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale daldı gidiyor. Mızrabı bağlamanın tellerine böyle vurduğunuzda kendinizden geçiyorsunuz. Müzikle birleşiyorsunuz, müzikle bütünleşiyorsunuz. Sevmezseniz yaşayamazsınız. Sevin ki yaşayın. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Güzel söylüyor hakikaten Kerim. Bu arada ben anons ederken
Kerim Balcı dedim. Kerim Yağcı olacaktı. Hoşgörüsüne sığınalım değerli arkadaşımızın.